doları merak ediyor. Allah'ım ne oluyor işte, kaç seviyesini çıkıyorum. Biraz eğlenceli, biraz acı ama. Onu da söyleyeyim. Türkiye'deki temel mesele bu ikisinin arasındaki farkı bilmemekten kaynaklanıyor. Sürekli ağlayan çocuklar vardır ya evde böyle diye. Bir, finansal okur yazarlık zayıf. İki, tarih bilgisi zayıf. Üç, teknik bilgi tamamen zayıf. Yazık. Yazık yani. Evet değerli dostlar, merhabalar. Biliyorum herkes doları merak ediyor. Allah'ım ne oluyor işte, kaç seviyesine çıktı vesaire. Arkadaşlar sabahleyin Mansur Ark'ın bir parçasıyla Instagram'da paylaşım yaptım. Neydi şarkı? Sana demedim mi, sana demedim mi diye. Esprili bir şekilde, müzikle de alakamı biliyorsunuz. Dolar yorumuna geçeceğim ama lütfen sizden çok rica ediyorum. Bir 2-3 dakika bir analizim var, bunu dinlemenizi istiyorum. Biraz eğlenceli, biraz acı ama. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben 1969 doğumluyum. Fena değil yani. Hatırı sayılı bir tecrübem var. Ben neyi öğrendim biliyor musunuz? Yöneticilikte. Şimdi bazı şeyleri oluruna bırakacaksın ki gerçekleşsin. Bazılarına çalışacaksın, uğraşacaksın ki olsun. Sanıyorum Türkiye'deki temel mesele bu ikisinin arasındaki farkı bilmemekten kaynaklanıyor. Mesela ders çalışıp başarılı olmak yerine sınav sorularını çalmayı hani deneyenleri biliyoruz değil mi? Geçmiş dönemde o işte FETÖ terör örgütünü falan. Ondan sonra doğru antrenman ve taktikle çalışıp rakipleri yenmek yerine hakemlerin üzerinde baskı kurmak, müsabaka sonuçlarını etkilemek değil mi? Bunları da yaşadık. Sonra doğru bir kampanya ile seçim kazanmak yerine seçim sonuçlarını mesela saymamayı, çalışıp kazanmak yerine vurdum vurmayı, kariyer yapmak yerine paraşütle inmeyi falan doğru buluyoruz. Yani aslında çalışmamız gereken ve ne varsa çalışmayıp aslında kendi haline bırakmamız gereken şeyler için var gücümüzle baskı kuruyoruz. Mesela zengin olanlar ne yapıyor onu da söyleyeyim. Mesela her yerde sabırla sırasını beklemek yerine bir yolunu bulup mesela aradan sızmayı deniyorlar. Trafikte herkes gibi gitmek yerine işte lüks marka araçlarına çakar takıp emniyet şeridinden gitmeye yeğliyorlar. Ya herkes sabırla sırasını beklese inanın oradan oraya zıplamasa makul bir vakitte herkesin işi görülecek, herkes evine varacak. Yani Londra, kusura bakmayın, yani İstanbul'dan daha kalabalık ve açıkça söylemek gerekirse evet trafiği de var ama hiç kimse böyle şeyler yapmıyor. Niye? Yani bu sadece işte polis vardı, sertti efendim, kanun, işte kanunun gücü bilmiyor. Hayır ya, insanlar terbiyeli terbiyeli. Şimdi dolayısıyla orada insanlar şunu biliyor, yani ne için çalışacağız, ne için bekleyeceğiz diye. Niye bunları yapıyoruz? Çünkü biz hakkımızın yeneceğini düşünüyoruz sürekli ve kimse bizim hakkımızı yemeden biz milletin hakkını yemekten hoşlanıyoruz. Ve kendimizi böyle kurtardığımızı zannediyoruz mesela. Yeterince bağırırsak mesela kendi menfaatimize başkalarının hakkını yiyebileceğini düşünüyoruz. Hani sürekli ağlayan çocuklar vardır ya evde böyle diye. Ondan sonunda istediğini alır ve onun gibiyiz işte. Yani sürekli bir ağlamak, bağırmak falan. Ancak bu ağlayıp da veya bağırıp da aldığımız şeyler kusura bakmayın bizim ihtiyaçlarımız değil. Sadece isteklerimiz, ihtiraslarımız, arzularımız. Şimdi dikkat ederseniz bir mekanda en çok bağıran çocuklar bizim gibi memleketlere ait. Yani gidin mesela havalimanlarında, herhangi bir yerde, restoran, dünyanın herhangi bir yerinde böyle car 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 bağıran, bağırarak konuşan çiftler. Mesela kimsenin dinlemek istemediği müziği etrafta dinletenler. Hiç kimsenin merak etmediği bir konuda bağıra çağıra konuşanlar mesela ben merak etmiyorum işini ama bağıra çağıra işini konuşuyor. Hiç bize ne ya? Ya biz sevmiyoruz bunları. Yani aslında memleketimizin güzel değerleri yerine kimsenin hoşuna gitmeyecek işleri tekrar ederek etrafı rahatsız etmeyi marifet sanan biziz. En çok bağıran siyasetçiler bizde. En çok bağıran kulüp başkanları bizde. En çok bağıran patronlar bizde. Şarkıcılar bizde. Sporcular bizde. Ünlüler de bizde. Ve bize benzeyen ülkelerde. Neden? Çünkü sabırla bekleyeceğimiz yeri beklemek yerine kusura bakmayın yani sürekli olarak bağırarak çağırarak bir şey elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü sabrımız yok bizim. Sabırsızız biz. Yani dolayısıyla bana artık hani dolar ne olacak diye soruyorsunuz. Sormayın artık ya. Yani ne için sabredeceğini, ne için çalışması gerektiğini bilmeyen bir ülkede ulusal paranın değeri konusunda bu kadar meraklanmanıza gerek yok. Şikayet etmeyin yani. Mesela meselenin kaynağına inip çözmek, sabırla çalışmak lazım ama bizde bu sabır yok. Meselenin kaynağı yerine sonuçlarıyla uğraşmayı istiyoruz. Bu enflasyon faiz meselesi de böyle. Açıkçası her işe tersten yaklaşıyoruz ve yönetmemiz gereken meseleleri yönetmek istemiyoruz. Yönetmememiz gereken, sabırla oluruna bırakmamız gereken işleri de yönetmeye kalkıp elimizi yüzümüze bulaştırıyoruz. Alın işte doların da mevzu bu. Sakın bana zannetmeyin ki işte teknik anlamda şu oldu, yok Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, Başkan Yardımcısı görevden alındı. Arkadaşlar onlar sonuçlar.
Yani bizim genelde meselelere yaklaşımımız, yapmakla mükellef olduğumuz işleri yapmamak, bir kenara atmak ve aslında hiç üstümüze vazife olmayan işlere burnumuzu sokup kendi lehimize bir şeyler çıkartmaya çalışmak ve bunun sonucu da işte gördüğünüz gibi dolar kurunun zıplaması oluyor. Yahu risklerin varlığını kabul edelim ki riskleri çözelim diye, değil mi, ter ter tepiniyoruz burada. Ama ne oluyor? İşte onların yüzünden oldu, şunun yüzünden oldu. Bütün kulüp başkanları mesela haklarının yendiğini düşünüyor. Yahu nasıl bir ortam? Herkes hakkının yendiğini düşünüyor. Yani düşünüyoruz, o hata yaptı. Hiç kendileri hata yapmıyor. Merkez Bankası başkanları değişiyor. Ondan sonra kulüp başkanları hiç değişmiyor ama bizde. Yani bunları ayıplıyorum. Ben diyorum ki döviz kurlarının sakinleşmesi için ülkede yapısal reform lazım. Ne zaman dedim ben bunu? 2 yıl falan oluyor, değil mi? Ne o itiraz edenler oldu, bir sürü ukalaca mesaj yazan oldu. Hocam ne alakası var yapısal reformlarla falan. İşte Çin'de yapısal reform mı var? E git o zaman Pekin'de yaşa. Niye yaşamıyorsun? İşte Suudi Arabistan yapısal reform mu yapıyor? Ha tamam git hadi Cidde'de yaşa bakalım. O onlar veliaht prensle yaşamak nasıl oluyormuş bir gör. Şimdi yani Atatürk Türkiye'sinin, çok özür dilerim ama, yani konforlu ondan sonra durumunu bırakıp o şey nasıl diyeyim, örnek verdiğiniz ülkeleri hiçbiriniz gidip yaşamazsınız. Tamam. Okey, bunu zaten altını çizerek söyleyeyim. Şimdi ne demeye getiriyorum? Enflasyon bir kere sebeptir. Ve enflasyonun sebep olduğunu kabul etmedikçe, faizlerle oynamaya başladıkça, istikrarlı bir şekilde yöneticileri, doğru yöneticileri seçip orada tutmayı başaramayınca, sürekli onları görevden alınca tabii ki ulusal paranın değeri düşer. Yani dolar kendi kendine yükselmiyor. Türk lirasının değeri düşüyor. Çünkü Türk lirası cinsinden varlıklara ne yerli yatırımcı ne de yabancı yatırımcı teveccüh etmiyor. Yazık. Yazık yani. Yani 22 Ekim günü bir felaket oldu. Faizlerin olduğu yerde bırakan Merkez Bankası eski yönetimi doları 8.55'e getirdi. Yeni bir yönetim geldi. Doğru sözleri söyledi. Doğru kelimeleri kullandı. Doğru adımları attı. Evet, gelecekteki riskleri görerek faizleri yükseltti. Çünkü bununla alakalı elinde doneler vardı. Ama ne oldu? Yani sebebi nedir? Bir Merkez Bankası Başkanı neden görevden alınır? Yahu kanununda yazmıyor mu Merkez Bankası Başkanlarının hangi sebeplerle görevden alınacağı? Şimdi onlarla alakalı bir alınma değil belli. Şimdi yenisi atandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı da diyor ki merak etmeyin, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Piyasa inanmıyor artık. İnanmadığı için sıkıntı oluyor. Bu arada bir tane daha para politikası kurulu üyesi sanıyorum görevinden alındı. Biz bu şeyleri konuşurken, meseleleri konuşurken. O yüzden döviz yükselir. Ben size hep şunu diyorum. Hoca döviz ne olacak sorusunu sormayın. Allah'ın dediği olur bu saatten sonra. Şaka yapmıyorum. Ben diyorum ki döviz sebepsiz yere düştüğü zaman borcu ya da ödemesi olanlar bir kenara koysun. Enayilik etmesin. Çünkü Türkiye'deki parametreler hala dövizin yukarı olduğunu gösteriyor. Çünkü yapısal kırılganlıkları maalesef geçiremedik. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadık. İthalatımızın durumu ortada. Cari açığımızın durumu ortada. Büyümeyle, değil mi, yapısal bir ilişki içerisinde artık böyle mütemmim cüz gibi olmuş. Dış borcumuzun milli geliri oranı %55 ile 57 arasında bir yerlerde. Tamam mı? Merkez Bankamızın net varlıkları -60 milyar dolar. Şimdi ben bunları söyledim mi? Söyledim. Yani dövizin yukarı doğru her an gitmesi için binlerce sebep var ama düşmesi için 2-3 sebepten başka bir şey yoktu. Şimdi haliyle döviz niye yukarı gidiyor diye sormayın bana. Vallahi bak çok ayıp olur. Ama ben şimdi ne yapacağım diyorsanız arkadaş bekleyeceksin. Yani ah almadım ben, ne bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. İşte buradan alayım işte. Yapışanların ne kadar ciddi zarar edeceğini ben söyledim, değil mi? İlk bir 8.40 olmuştu, hatırlıyor musunuz? Az daha oradan alan vardı. Aman acele etmeyin ha, bir gevşeyecek dedim. Nitekim oldu. Ha ben oradan almadım. Ne yapayım? Kusura bakma. Yani o da senin kabahatin. O yüzden bu bilim adamları, uzmanlar böyle 30-40 yılın deneyimiyle konuştuğu zaman onlara burun kıvırıp en iyisini ben biliyorum dememeniz lazım. Evet biz de hata yapabiliriz. Doğru ama memleketin tarihini bilmek lazım. Bir, finansal okuryazarlık zayıf. İki, tarih bilgisi zayıf. Üç, teknik bilgi tamamen zayıf. Şimdi hal böyleyken uzmanları dinleyin, birçok uzmanı dinleyin, kendinize göre karar alın. Ben ona bir şey demiyorum. İlla hani bizim dediğimizi yapacaksınız diye bir kaide yok. Ama işte manzara belli. Çünkü biz ne için çalışacağımızı, ne için uğraşacağımızı, neyi kendi haline bırakacağımızı bilmeyen bir millet haline geldik. Halbuki biz böyle değildik. Yani biz
Son yıllarda, son hatta 20-30 yılda bu hale geldik. Çok yazık. Havadan para kazanma sevdasındayız. İşte para da böyle havaya gidiverir bir anda. Yapacak hiçbir şey yok. Bendense tavsiye. Bu kaçıncı ders? Değil mi? Oldu. Döviz kurları düştüğü zaman, gevşediği zaman tabandan alma diye bir şey yok. Kimse onu başaramamış. Öyle bir cengaver yok. En tabandan aldım ben falan diye. Kademe kademe aldığınız zaman bir an tabandan alırsınız. Tekrar ediyorum, bakın dilimde tüy bitti. Paranızın tamamıyla hiçbir yatırım aracına girmeyin. Birincisi. Gece sizi yatakta 6 tur attıracak herhangi bir yatırıma hiç girmeyin. Küçük tasarruf sahibi için konuşuyorum bunu. Yükseldiği zaman satacak kadar malınız olsun. Düştüğü zaman da alacak kadar paranız olsun. 60'a 40, 70'e 30 bilmem bir prensibiniz olsun. Bir döviz ya da herhangi bir enstrümanda alım hedefiniz, bir de satım hedefiniz olsun. Bunlar gerçekleştiği anda daha evvelden aldığınız kararlara ihanet etmeyin. Tamam mı? O yüzden bana döviz ne olur diye sormayın. Bu saatten sonra ne olursa olur zaten. Ama mutlaka bunun bir geri çekilme vakti gelecek. Belki diplomatik, belki siyasi olarak bir sakinleşme olacak bilmem. Ama dersimizi kaç kere aldık bilmiyorum. Lütfen, hata bir kere yapılınca ismi hatadır. Birkaç kere yapılınca isminin ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz efendim. Hepinize saygıyla.